Milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi hayvanlara olan davranış biçimiyle değerlendirilir. Bu sözü hiç unutmayalım, olur mu? Neden mi? Çünkü bitmek bilmeyen hayvan katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'nın göbeği Çankaya'da kurban etinin arasına koydukları zehri köpeklere veren caniler tarifi imkansız bir vicdansızlığa imza attı. Et koymuşlar, zehirli et buraya. Aynı bölgede yiyen zehirlenmiş, ölmüş. Ellerimle beslediğim hayvanlar. Kurban etiyle vahşet yapmışlar. Buralarda oturuyor aramızda insanlar. Kelimenin tam anlamıyla vahşet. Kurban etinin arasına zehir koydular, köpeklerin canına kıydılar. Başkentin göbeğinde katliam yaptılar. Sabahleyin bir baktık, tarla olduğu gibi köpek cesetleriyle dolu. Dana etin üzerine herhalde tarım ilacı falan koymuşlar. Yeni hayvanlar çok fazla gidememiş zaten. Bir tanesi şu ağacın altına düşmüş. Bir tanesi bu şuraya düşmüş. Bir tanesi oraya düşmüş. Vicdansızlığın en somut örneği Çiğdem Mahallesi'nde, üstelik Dünya Köpekler Günü'nde yaşandı. Hayvanseverler o köpeklerin karnı doysun diye işte bu boş araziye yemek bırakıyorlardı. Ama dün buraya geldiklerinde işte o bütün köpekleri can çekişirken buldular. Kurban etine gizlenmiş zehri yiyen köpekler dakikalar içinde hayatını kaybetti. Üstelik iddiaya göre bu yaşanan ilk katliamda değildi. 5 sene önce yine aynı yerde 4 aylık yavrular zehirlenmişti. Bir lokma et için, bir lokma yemek için kurban olayım annem, zehirlediler kuzularımı. Canilerin koyduğu zehri yiyen kuşlar da öldü. Hayvan katliamına tepki büyüktü. Cani bilmiyorum ki, bu insanlık dışı bir şey. Benim aklım dimağım almıyor. Vahşet tabii, yani vahşet. Yani kurbanda adamlar kurban etiyle vahşet yapmışlar. Katliamı kimin yaptığı, o zehri kimin koyduğu bilinmiyor. Hayvanseverlerin tek isteği cezasız kalmamaları. Kuzum. Özünüzü mü çekecektim annem?